Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca dersi 1. dönem 10. sınıflar 1. yazılı sorularını birlikte yapacağız. Yazılımın PDF'si açıklama kısmında mevcuttur. Soruları öncelikle kendiniz oradan yaptıktan sonra videomuzdan izlerseniz soruyu daha iyi anlayıp kavrayıp cevaplayabilirsiniz ve konular daha iyi yerleşebilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Evet arkadaşlar birinci sorumuzu okuyoruz. Sorumuz Beant Fortan Zidi Frag'ın soruları cevaplayınız. A şıkkına bakalım. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? En sevdiğin meyve nedir? Dein senin demek. Dein Lieblingsobst. Sevdiğin senin sevdiğin meyve ha, nedir? Dein dediğine göre benim senin dediğine göre benim diye cevap vereceğiz. Mein Lieblingsobst is apple. My liblings is apple. E, burada fiilimiz sein fiili kullanıldı. E, my liblings ops Zaten sorunun içinde cevabı var gibi. What is zayn liblings ops? Liblings ops diyoruz. Burada my liblings is apple. Benim sevdiğim meyve elmadır. Beş şıkkına geçiyoruz. What is zayn liblings gemize. En sevdiğin sebze nedir? Senin en sevdiğin sebze nedir? Yine aynı şekilde Mein Lieblingsgemüse ist Blumenkohl. Benim sevdiğim sebze karnabahar. C şıkkına geçiyoruz. Was trinkst du gern? Ne içmekten hoşlanıyorsun? Severek ne içiyorsun? Evet, trinken içmek. Was trinkst du gern? Cevap verirken yine sen dediğine göre ben diye cevap vereceğiz. Ondan sonra da fiilimiz gelecek. Ich trinke gern te mit Zucker. Ich trinke gern mit Zucker. Severek e, çay içiyorum, şekerli çay içiyorum ya da e, çay içmekten hoşlanıyorum anlamında. Ich trinke gern Tee mit Zucker. Çay içiyorum severek, hoşlanarak çay içiyorum anlamında. Evet, was ist du zum Frühstück? Was ist du zum Kahvaltıda ne yersin, ne yiyorsun? Das Frühstück kahvaltı. Burada yine sen ne yiyorsun diyor. Ne diyeceğiz? Ben daha sonra ben daha sonra fiilimiz gelecek benden sonra. Ben neydi? İ Fiilimizde essen yemek yemek. İ esse Brot, Käse und Tomaten und weiter. Başka şeyler de ilave edebiliriz buraya. Esse, Brot, Käse und Tomaten Arkadaşlar burada Almanca'da basit bir cümle yapısında özne, fiil diğer ögeler cümle kurulumu. Bunlara dikkat edersek fazla zorlanmayız. Ama fiili özneye göre çekimleyeceğiz. Bunlara kurallara dikkat edeceğiz. Almanca'da fiil çekimleri birazcık Farklı, İngilizcedeki gibi değil. O yüzden dikkat edeceğiz. Evet, ayrılabilen fiillerde bunlara dikkat edersek cümleleri düzgün, doğru kullanabiliriz. Başka bir fiil kullanıldığı zaman, yani modal ver falan kullanıldığında, başka bir fiil kullanıldığında, ayrılabilen fiiller master halde cümlenin en sonuna gidiyor. Burada başka bir fiil yok. Sadece ayınla, din ayın, kafun, an, comun, for, writing. gibi bu fiiller. Özneye göre çekimleniyor. Öndeki ekler çekimlenmeden cümlenin sonuna gidiyor. İkinci sıradaki, ikinci bölümdeki fiilimiz özneye göre çekimleniyor. Bunlara dikkat edersek doğruya ulaşırız. B bölümüne geçiyoruz. Listen, Text und Ergänze, Ditram, Barın, Verben ailebilen fiilleri yazınız. Parçada ailebilen fiiller kullanılarak yapılan cümleler kurulan cümleler var. Bunlara dikkat ederseniz soruları cevaplarsınız, cevaplayabilirsiniz. Evet ben parçayı okuyorum. Hoyte ist Samstag. Bugün cumartesi. Wir haben heute Besuch. Bizim bir ziyaretçimiz var. Onkel Markus kommt aus München. München. Onkel Markus kommt aus München. Markus amca Münih'ten geliyor. Wir laden Onkel Markus zum Abendessen ein. Biz Markus amcayı akşam yemeğine davet ediyoruz. Davet ettik. Er kommt um 17 Uhr an. Saat o 17'de geliyor. Saat 17'de geliyor. Meine Mutter macht eine Kaufliste. Annem bir e, alışveriş listesi yaptı. Und wir gehen einkaufen. Biz alışverişe gidiyoruz. Wir kaufen gern im Supermarkt ein. Ee, süpermarkette severek e, hoşlanarak alışveriş yapıyoruz. Dort finden ve alle waren. Biz orada bütün e, şey istediğimizden varsa onları buluyoruz anlamında. Bütün eşyalar var orada. Ne istersen var gibi. Evet, dort finden ve alle varın. Bir möchten Fisch mit brat und salat vorbereiten. Biz balık ve patates kızartması salata hazırlamak istiyoruz. Bir müssen Obst, Fisch und Gemüse kaufen. E, meyve, balık, sebze satın almak, almalıyız. E, mein Onkel mag Fisch mit Salat. E, deniz amcam, mein onkel, amcam e, deniz ürünleri ile salata seviyor. Ich bereite den Salat vor. Ben salatayı hazırlıyorum. Meine muhtar kocht den Fisch und die Kartoffeln. Annem balığı ve Patatesi pişiriyor. Evet bu kadar parçamız. Ve aşağıda A, B, C değişiklerimiz var. Şimdi onları yapmaya çalışalım. A, 1, onkul, markus, nokta nokta. Ne diyeceğiz burada? Parçaya bakıyoruz. Bir markus amcayı davet ettik diyeceğiz. Davet etmek kelimesi aynı adın ayrılabilen fiil. Ne yapıyorduk daha önce söylediğimizde? Öndeki eksi sona gidiyordu. O zaman aynı ladındaki aynı kısmı sona gidecek. Ladın da çekimleniyor. Bir ladın ihlade du lades erzi es ladet bir ladın ir ladet zi ladın zi gibi. Evet bir ladın onkul markus aynı. Biz markus amcayı davet ediyoruz. Ve bir nokta nokta im süpermarket nokta nokta süpermarkette ne yapıyoruz? Alışveriş yapıyoruz. Yine ayrılabilen fiilimiz ayın kafın baştaki ayın sona gidecek cümlenin en sonuna çekimlenmeden kafın çekimleniyor. Bir de ne alıyor fiillerimiz? En taksı alıyor. Yani master halindeki genelde. Evet. Bir kafın im süpermarket ayın. C şıkkına geçiyoruz. Onkel Markus nokta nokta um zipsen Uğur an. Evet. Onkel Markus kommt um 17 Uhr an. Ankommen. Evet. Varmak, ulaşmak. Markus amca saat 17'de geliyor. Yine üçüncü teki şahsımıza göre kommun fiilimizi çektiğimizde t te tek alıyor. Onkel Markus kommt um 17 ur an an sona gidiyor. Baştaki an kommun fiilimiz ayılabilen fiilimiz baştaki an çekimlenmeden cümlenin sonunda. D şıkkında i nokta nokta den salat nokta nokta. Salatayı hazırlıyorum olacak. Ih den salat for. For beright'ın fiil. Baştaki for ne yaptık? Baştaki for'u çekimlenmeden cümlenin sonuna gönderdik. Baştakiler çekimleniyor, çekimlenmiyor sondaki fiili özneye göre çekimliyoruz. Bunlara dikkat edersek Evet arkadaşlar C bölümüne geldik. Soruyu okuyorum. Be fragın. soruları cevaplayınız. Rakamları yazı ile yazınız. Fiyat sorma var. Eee A şıkkı bas kostet 1 kilo, A bas kostet 1 kilo fish. 1 kilo balık ne kadar? Fiyatı ne kadar? Ne diyoruz? Ein kilo fish, bir kilo balık. Kostet, kostet, acht euro, 8 euro und fünf und vierzig cent. Was kostet ein kilo fish? Bakın, ein kilo fish cümlede zaten var soru cümlemizde. Onu alıyoruz. Ein kilo fish, kostet fiilimiz. Onu da alıyoruz. Daha sonra fiyatımızı yazıyoruz. Acht euro und vierzig cent. 45 sent. İkinci sorumuzu geçiyoruz. Yine burada wie viel Kostet Aynı Pizza. Fiyat sorma yine. Bu şekilde de sorabiliyoruz. Wie viel Kostet Aynı Pizza. Pizza ne kadar? Kaç lira? Aynı Pizza sorumuzdaki Aynı Pizza'yı alıyoruz. Kostet filmini de alıyoruz. Aynı Pizza Kostet. Fil Euro und. Fil Euro und. Fünf und cent. Aynı Pizza Kostet. 4 euro und 5 und 20 cent. Was kostet ein Brot? Ekmek ne kadar? Bir ekmek ne kadar? Yine yukarıda sorumuzdaki ein Brot aldık. Ein Brot kostet 2.95'miş. Evet, ein Brot kostet 2 euro und 5 und 20 cent. Ergenzinizi dizetse mitten model ve volun cümleleri volun model fiili ile doldurunuz. Fiil çekimine dikkat ederek demişiz. Evet. Birinci de, a nokta nokta du nicht is kino gehen. Sen sinemaya git nicht var burada olumsuz. Sinemaya gitmek istemiyor musun? istemiyor musun diye soruyoruz. Eee volun fiilin çekilmediğimizde ich will du willst Erzi es vil, erzi es vil, Wir volun, ir volt, zi volun, zi volun. Ne olacak burada o zaman duya göre? Du, istemiştik demiştik. Bis du, nicht ins kino gehen. B bir nokta nokta Deutschlernen. Biz Almanca öğrenmek istiyoruz olacak. Bir de neydi? Bir volun. Çekimimiz biz Almanca öğrenmek istiyoruz derken istemek fiilinin tekrar çekimliyorum. Ich will bu fiilimiz wollen. Ich will du bist er sie es will wir wollen ihr wollt sie wollen sie wollen. Evet. Bire göre de wollen oluyor. C şıkkına geçiyoruz. C nokta nokta ihr am Sonntag ins Kino gehen. Pazar günü hafta sonu yani pazar günü siz Sinemaya gitmek istiyor musunuz olacak burası? Evet. İre göre neydi? Bir volt. Volt ir am zontak ins Burada e, ir de kırmızı diye yazmışım. İri sormuyoruz. Özneyi veriyoruz. Fiili yazacağız. D şıkkında ih nokta nokta aynı parti forbereiten ih nokta nokta aynı parti forbereiten ben bir parti düzenlemek istiyorum. Bakın burada yukarıdaki forberatin salat hazırladığımız sorudaki forberatin aynı. Evet part, orada salat hazırlıyordu. da parti düzenliyor. Yine ayrılabilen fiil ama model verb var. Model verb olduğu için ayrılabilen fiil sona master halde çekimlenmeden ayrılmadan gidiyor. Model verb kullanıldığı zaman ayrılabilen fiiller cümlenin sonuna Tüm fiiller cümlenin sonunda master halde gidiyor. Ayrılabilen fiiller de aynı şekilde master halde cümlenin sonunda. Diğer sorumuza geçiyoruz. E. Zitsinzi aynı. Boşlukları doldurunuz. A. Der unterricht fängt morgens. Nokta nokta neun an. Ders sabahları 9'da başlıyor diyeceğiz. Burada e, haftanın günü e, pardon. E, belli bir zaman dilimi kullanılırken saat 9'da 10'da derken um proporsiyonu kullanıyoruz. E, saat 9'da ders sabahları saat 9'da ders başlıyor derken burada um kullanacağız. Der um terricht fängt morgens um 9 Uhr an. Um saatlerde belirli bir zaman diliminde beş çimte zayt diyoruz biz bunu Almanca'da. Hangi propasyon kullanıyormuş? Um on proporsiyonu kullanılıyor. Evet arkadaşlar burada yine ayrılabilen fiilimiz var. Anfang başlamak. Cümlenin sonuna öndeki ek gitmiş. Yine bakın konumuz farklı ama bu da soru farklı Ama dikkatimi çekti oradan size de söyleyeyim dedim. E B şıkkı Bir haben nokta nokta Freitag, mate. Cuma günü biz cuma günü bizim matematiğimiz var. Evet matematik cuma günü varmış. Burada ne kullanacağız propasyon olarak? am proporsiyonu, an edatı kullanacağız. Haftanın günlerinde ve tarihlerde am proporsiyonu, proporsiyonu kullanılıyor. Buna dikkat edelim. Bir habın am Freitag Mate. C şıkkı. Der, der Kurs dauert nokta nokta. Zeyn, Füseyn, Bis, Halp, Elf der Deutsch kurs dauert der Deutsch kurs dauert nokta nokta sein tüm sein nokta nokta, nokta halp elf Almanca kursu devam ediyor saat kaçtan kaça kadar devam ediyormuş 1015'ten 15ten kadar devam ediyor evet burada den ondan 10-15'ten derken fon proporsiyonu kadar anlamını veren proposyonumuz da biz. Der Deutsch Kurs dauert von sein biz bis halb elf. Almanca dersi, Almanca kursu 10-15'den 12-30'a kadar devam ediyor. Ergenzin diğer son sorumuz. Ergenzinizi ze dizetse mitten model verb können. Könnün model verbimiz yapabilmek, edebilmek anlamındaydı. Cümleleri könnün model verbi ile tamamlayınız Şah, şahıs çekimlerine göre demişiz Şah, şahıs çekimlerine dikkat ederek yaparsak evet doğruyu bulacağız a mein Vater und mein Mutter nokta nokta tenis evet özlemiz burada çoğul buna göre çekimlerine bakalım e, können ich kann du kannst er sie es kann wir können ihr könnt sie, sie können sie können şeklinde Burada ne olacak çoğul olduğuna göre annem ve babam Können mein Vater und meine Mutter können tenis spielen. Annem ve babam tenis oynayabilirler. B şıkkı Lena du nokta nokta zar gut schwimmen. Lena sen çok iyi yüzebilirsin olacak. Evet. Du'ya göre neydi? Ich kann du kannst. Du da st'ye taksalıyordu. Evet. Lena du kannst sehr gut schwimmen. Lena sen çok iyi yüzebilirsin. Basketbol e, C şıkkında basketbol spielen e, demiş. Basketbol oynamak. Ben basketbol oynayabilirim diyeceğiz. İhe göre ne, nasıl çekimliyorduk? Tekrar yapıyorum. Ich kann, du kannst, er sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können, sie können. İhe göre neymiş? kan, ikkan, basketbol, spielen. Evet arkadaşlar, başarılar sizlere. inşallah faydalı olmuştur. İyi günler.